Varsa Uğur abi, var. İki dakikada var. Bu bankalarla ilgili bir meseleyi anlatmak isterim. Size şurada notumda vardı. Çünkü bu Halk Bankası meselesine sadece bir kamu bankasının soyulması olarak bakmamalıyız. Aslında bu bir banka trajedisi. Şimdi AKP geldiğinde Türkiye'deki bankaların %95'i bizim, yani devletin ya da Türk sermayesinin. Bugün Türk bankacılık sisteminin resmi rakamlara siz bakmayın, %75'inden fazlası yabancı sermayenin. Bakın, parayı bastırıp Türk bankalarını satın almaya başladıklarında, ismini vermeyeyim yani bankacılık hukuku açısından, bir banka, bir yabancı ülkenin bankası geldi, bir Türk bankasını, kamu ortaklı bir bankayı satın aldı. O dönem ben o satın alan bankanın, yabancı bankanın 2001 yılındaki iktisadi yön raporunun kapağını, o zamanlar Sabah Gazetesi'nde yazıyordum. Zaten atılmama sebep olan konulardan biri de buydu. Türk bankasını satın alan yabancı bankanın iktisadi yön raporunun kapağını gazeteme, köşeme koydum ve yazdım. Kapakta şöyle tarif edeyim size. Kapakta ne vardı? Bir kadın var mutfakta. Kadın çok mutlu, gülümsüyor. Üzerinde önlük var. Yemek yapacak. Elinde bir hindi var. Bakın böyle hindi. Böyle hindi tutuyor elinde. Hindi yolunmuş, cillop. İngilizce'de hindi malum. Bacakları böyle ikiye ayırmış kadın hindinin, bize gösteriyor kapakta, fotoğrafta. İnsanın iştah duygusunu kapatıyor. Ve bu fotoğrafın altında şu yazıyor: tamamıyla yolundu, var mı başka tencereye konacak yer? Ya. Bakın, tamamıyla yolundu, var mı başka? Türk Bankası'nı satın alan yabancı banka iktisadi yön raporunda bunu kapak fotoğrafı yaptı. Ve bugünlerde biz bunları yazdığımız için vatan haini ilan ediyor. Sermaye ırkçısı diyorlardı bize. Aynı dönemde bu banka hala Türkiye'de faaliyette. Bizim iktisadi yönümüz doğru tencere. Aynı dönemde Yunan Milli Bankası, bakın biz hani Türk Bankası'nı Yunan Bankası aldı diyoruz. O sadece bir Yunan Bankası değil. Yunanistan'ın Milli Bankası. Yunanistan Milli Bankası parayı bastırıp Türk Bankası'nı satın aldı. Bizim Yüce Türk basını da çok sevindi. Havai fişekler patlattı. Ne güzel, yabancı sermaye geliyor, bankamızı alıyor falan diye. Yunanlar baktılar gibi Türk medyası çok yalaka. Bunların hepsini topladılar. Türk medyasının ekonomi servislerini ve yazarlarını topladılar. Uçağa bindirdiler. Uçak paralarını da ödediler. Otel paralarını da ödediler. Yemek paralarını da ödediler. Bunları, hatta minibar paralarını bile ödediler. Bunları Atina'ya götürdüler. Atina'da Astir Palas'ta kaldılar. Şimdi Astir gibi duruyor ama değil. Astir yıldız demek, ki bizim medyamıza da yani yıldızlar yakışır. Yıldızlar topluluğu bizim medyamız. Bunları Astir Palas'ta koydular. Minibar paralarını bile ödediler. Kokteyl mokteyl. Sonra bunları bindirdiler otomobillere. Türk Bankası'nı satın alan Yunan Milli Bankası'nın merkez binasına götürdüler. Gezdiriyorlar. Sizi biz aldık. Misafirimizsiniz. O sırada bizim oradaki görevli konsoloslarımız bizim Türk basınını uyardı. Dedi ki, bakın sizi bu amaçla buraya getirdiler. Adam uyardı. Oradaki ateşe görevi yapan insanlarımız, bizim yalaka basınımız uyardı. Dedi ki, gitmeyin, bakın sizi bunun için götürüyor. Bizim Türk basını minibardan da götürmüş, tak gittiler oraya. Bunları gezdirmeye başladılar.
bir koridora getirdiler. Duvarlarda tablolar vardı. Asıl gezinin amacı da buydu. Türk Bankası'nı alan Yunan Milli Bankası'nın genel merkez binasındaki tablolarda hep aynı konu resimli. Bu tablolar hala bugün orada. Tabloda şu vardı. Barbar Türk askeri zavallı Yunan halkını katlediyor. Kadınları, çocukları kılıçtan geçiriyor. Kahraman Yunan askeri de bu vahşi ve barbar Türk askerini postalıyla eziyor, yere yatırıp kafasına basıyor. Duvarlar bununla kaplı. Türk Bankası'nı satın alan Yunan Milli Bankası'nın duvarlarında bu tablolar. Ve bizim yalaka basınımızı buraya götürüp bu tabloları gösterdiler. Bizim basın buradan döndü bu geziden. Ve dediler ki bakın manşet, o manşeti ömrümün sonuna kadar unutmam, yazımda da yazmıştım. Müjde 50 Yunan şirket daha geliyor diye manşet attılar. Bitmedi. Çok hazin bir şey burada, trajik olarak bir şey. Ben bunu o gün yazdığımda yine sermaye ırkçısı ilan edildim. Hatta hakkımda dava açıldı. Küfürün bini bir para. Bana küfür eden o gazeteci arkadaşlardan bir tanesi maalesef şu anda AKP tarafına hapse atıldı. Hapiste şu anda. Çok trajik bir şeydi. Kısa süre sonra bir başka Yunan bankası bir başka Türk bankasını satın almak için talip oldu. Ve bizim sayın basınımız yine manşetlerden havai fişekler attı. Ne güzel, bize bir Yunan bankası daha geliyor, Türk bankamızı satın alıyor diye. Günlerce manşet attılar. Ama bir pürüz var, böyle bir türlü alışveriş olmuyor falan, anlaşılamıyor. Neden bitmiyor bu işler falan diye bizim gazetelerde haberler çıkıyor. Kim buna taş koyuyor, niye engelleniyor, kalkınmamız engellenmek mi isteniyor falan diye haberler döşeniyor, makaleler yazılıyor. Anlaşıldı ki BDDK o zaman henüz AKP'nin eline tam geçmemişti. Taş koyan BDDK'ydı çünkü BDDK'ya Milli İstihbarat Teşkilatı bir rapor vermişti. Çünkü Türk Bankası'nı satın almak isteyen Yunan Bankası'nın yönetim kurulu üyelerinden biri Pavlos Apostodiles'ti. İsim olarak hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bu adam Yunan Gizli Servisi'nin eski başkanı. Yani AKP gözü kapalı Yunan Gizli Servisi'nin başkanının yönetim kurulu üyesi olduğu bankaya Türk Bankası'nı satıyor. Türk bankacılık sistemini Yunan Gizli Servisi'ne ver daha kolay. Ve bu adam sıradan bir istihbaratçı da değildi. Bu Apostodiles Abdullah Öcalan Kenya'da Yunan elçiliğinde saklanırken Yunan İstihbarat Teşkilatı başkanı. Bu adam. Ve 80'li yıllarda da Ankara'da casus olarak faaliyet göstermişti. Türk istihbarat tarafından çok iyi bilinen bir şey. Şimdi bankacılık sisteminin %75'ini bu tür yollarla yabancılara verdiler. Sonra bu Yunanlı aldı bu bankayı Araplara sattı. Katarlılara sattı. Şimdi yerli sermayeyi imha ettiler. Bankacılık sisteminden çıkardılar. Sigortadan çıkardılar. Perakende'den çıkardılar. Elimizde sadece kamu bankaları kalmıştı. Bakın kamu bankalarının da ne hale geldiğini bu Rıza Sarraf meselesinde görüyoruz.